Merhaba. Yüzyıllardır alternatif tedavi yöntemleri içerisinde kullanılan, faydalarını duyduğunuzda sizleri şaşırtacak, kullanım alanı çok geniş ve kullanıldığı hastalıkların tedavisini destekleyici olarak da son derece başarılı olan hayat tohumu hakkında en doğru bilgileri bulabileceğiniz ayrıntılı ve bilgilendirici bir video hazırladım. İyi seyirler. Efendim hayat tohumu bitki ansiklopedisinde kendisinden en çok faydalanılan bir bitki. Tüm dünyada ve ülkemizde bolca yetişmekte özellikle kadın hastalıklarında kullanılan bu değerli bitki erkekler için de son derece faydalıdır. Ekranda bir yandan hayat tohumunun faydalarını sizlerle paylaşırken doğru bitkiyi nasıl satın almalısınız bundan da bahsetmek istiyorum. Sonrasında hayat tohumu çayının en doğru hazırlanma tarifini sizlerle paylaşacağım. Hayat tohumu piyasada iki doğal formda satılmakta. Doğaldan kastım bir karışım içerisinde kullanılmadan satılma şekli. Bazı markalar tohumları öğütülmüş olarak satmaktan bu şekilde almayı tercih edecekseniz eğer burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu satın aldığınız ürünün hava almayan bir paket içerisinde muhafaza ediliyor olması ve kesinlikle nem almamış olmasına dikkat etmelisiniz. Ürünün paketini açtıktan sonra ise bir ay içerisinde tüketilmeli ve kesinlikle nem almayan bir yerde muhafaza etmelisiniz. Tohum almayı tercih ederseniz burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu ürünün bir yıllık raf ömrünü geçirmemiş olmasına, aktarda teşhir edildiği yerin doğrudan güneş almamasına ve tohumların küf kaplamamış olmasına dikkat etmelisiniz. Aktarlarda ürünler çok uzun süre bekleyebilmekte. Bu da bitkiden istediğiniz faydayı almanıza engel olabilir. Efendim özellikle hamile kalmayı isteyen kadınlar için tavsiye edilse de hayut tohumu erkeklerde sperm azlığı ve morfolojik bozukluklar içinde son derece faydalıdır. Ben bu videoda sizlere hayut tohumu çayının hazırlanma tarifini uygulamalı olarak anlatacağım. Ayrıca macun karışımını da anlatacağım ki bir aktara gittiğinizde kazıklanmayın. Bazen aktarlar karışım macun hazırlarken içerisine ihtiyacınız olmayan bazı ürünleri de fiyatı şişirmek için e, katabiliyorlar. Bu videoyu izledikten sonra kesinlikle tam ihtiyacınız olan karışım macunu alacaksınız. İşte yıllarca mağazalarımızda sattığımız ve son derece başarılı sonuçlar aldığımız hayat tohumu çayının en doğru hazırlanma tarifi. Kaynamış olan bir çay bardağı klorsuz içme suyunun içerisine bir çay kaşığı yaklaşık olarak 2 gram Hayıt tohumu ilave etmelisiniz Öncesinde öğütülmemiş tohum kullanacaksanız eğer Havanda bir miktar ezmeniz gerekmekte Ben öğütülmüş tohum tercih ediyorum Sizlere de tavsiye ederim ee, Evet bir çay kaşığı tohumu ekledikten sonra 5 dakika Kısık ateşte Kapağı kapalı olarak kaynatıyoruz Kaynama süresi Tamamlandıktan sonra Ocaktan alıp Süzerek ılımaya bırakmalısınız Günde bir kez olmak üzere Akşam yemeğinden 30 dakika sonra aç karnına bir çay bardağı içmelisin. Bu küre bir ay boyunca ara vermeden devam etmeli. Hiçbir şekilde damak tadına uygun olsun diye şeker veya benzeri bir katkı maddesi ilave edilmemelidir. Her defasında taze hazırlanması gerekmekte. Bir aylık kullanımdan sonra bir hafta ara verip sonrasında tekrar başlayabilirsiniz. Bu şekilde 3 ay boyunca devam edebilirsiniz. E peki hamile kalmayı kolaylaştırıcı ya da erkeklerde sperm azlığı gibi sorunlara ya da sebebi bilinmeyen kısırlık gibi durumlar için hayat tohumu ile karışım macun hazırlatmak isterseniz ya da kendiniz hazırlamak isterseniz hangi ürünleri ne şekilde kullanmalısınız? İşte en doğru ve faydalı tarif. Efendim, öncelikle şunu söylemeliyim ki bu karışıma bal girmez. Bal sadece fiyatı artırır ve karışımı lezzetli hale getirir. Burada vereceğim tarif bir aylık kullanım içindir. Yarım kilo keçi boynuzu pekmezinin içerisine 100 gram öğütülmüş hayıt tohumu ekleyip iyice karıştırmalısınız. Hiç topaklanma kalmayıncaya kadar devam etmelisiniz. Sonrasında 40 gram arı sütü katıp onu da tam olarak homojen şekilde e, dağılıncaya kadar karıştırıp sonrasında yine öğütülmüş toz halde 40 gram polen katmalı ve hiç topaklanma olmayacak şekilde karıştırmaya devam etmelisiniz. Son olarak 50 gram kadar çakşır otu eklemelisiniz. O da öğütülmüş olmalı. Bu şekilde e, karıştırmalı ve hiçbir topaklanma olmayacak şekilde ve homojen şekilde dağılacak biçimde karıştırmalısınız. Bir ay boyunca sabah ve akşam öğünlerinden 30 dakika önce bir yemek kaşığı tüketmelisiniz. Lezzetini artırmak için bal katmak isterseniz de çam balını ya da keçi boynuzu balını tercih etmelisiniz. Hazırlamış olduğunuz karışımı buzdolabında saklamamalısınız. Güneş almayan bir yerde muhafaza etmelisiniz. Efendim umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz ve abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.